Osman Bey merhabalar. Merhabalar Sinan Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim size. Nasılsınız? Bu arada hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler deyiz. Biz öncelikle size çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Büyük keyifti. Bu röportajıma ben öncelikle Osman Bey'i tanıyarak başlamak isteyeceğim. Sizleri tanıyabilir miyim? Sektörle tanışmanız. 1982 doğumluyum, 40 yaşındayım. Evet. 18 yaşında ticarete atıldım. Bir sene araştırma yaptım bu işle ilgili. 2 senedir bu halı yıkama sektöründe çalışıyorum. Bir araştırma yaptınız artık. Bir sene ARGE çalışmasını yaptım, araştırmasını evet. yaptım. Nasıl yaparım, nasıl ederim? Ondan sonra 2 senedir de bu işi yapıyorum. Çok da keyifli bir yer kurmuşsunuz. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle yeni mekanınızda. Teşekkür ederim. Burayı tanımak istiyorum. Neler yapıyoruz burada? İşinizi anlatır mısınız Osman Bey? Osmanoğlu halı yıkamada halı yıkama, yorgan, battaniye, koltuk yıkama, tüm bu temizlik işleri var. Müşterinin evinden direktman halımızı alıyoruz, getiriyoruz, leke kontrollerimizi yapıyoruz. Tam otomatik makinemizde yıkama işlemine giriyor, sıkma işlemi yapılıyor, kurulama ve son kontrol, paketleme ve müşteriye sevkiyat. Ha, puzzle gibi. Evet. Ha, bu işi yaparken girerken piyasadaki halı şampuanları olsun, en iyisini, en kalitesini kullanmaya çalışıyoruz. Biz nasıl anlarız peki bunu Osman Bey? Yani bu konuda şimdi, piyasada merdiven altı diyebileceğimiz birçok işletme var. Evet, merdiven altı çok işletme var. Özellikle bir müşterimize halıyı verirken kendi yeriniz var mı yok mu diye sormaları lazım. Bu bir. Bu bir. Birinci soru bu olması. Birinci soru bu. Fasonunu yıkıyorlar. Şu anda yaz aylarında özellikle fason ola dediğimiz arkadaşlar ne yapıyor? Bir araba alıyor, bir kat vizit bastırıyor, bir internete reklam veriyor. Ondan sonra A firmasına, B firmasına 5 liraya yıkattırıyorlar. 10 liraya sizden halı yıkama ücreti alıyorlar. Bunun gibi. Abi aslında bir şey yani acayip bir sistemmiş. Burada tüketicinin bilinçli olması lazım. Tüketici iyi bilinçli olması lazım. Verdiği firmayı iyi araştırması lazım. Ve yorumları iyi takip etmesi lazım. Evet. Karşı taraftaki. Mesela sizin burada kullandığınız hem makine anlamında olsun hem de kullandığınız malzeme anlamında hep kendi halınız gibi yakıyorsunuz sanırım gelen müşterilerinizin bütün ürünlerini. Tüm ürünleri elemanlarıma da özellikle kendi evinize yıkamadığınız, memnun kalmadığınız halıyı kesinlikle müşteriye sevkiyata çıkmayın. Tekrardan yıkayın. Ha sonuçta insanız, hatamız olmuyor mu? Oluyor. Gözden kaçmış olabiliyor, şey oluyor. Bunda ne yapıyoruz? Müşteri direktman birebir aladığı zaman tekrardan alıyoruz halısını, tekrardan yıkayıp teslim ediyoruz kontrolü. Önce hizmet, sonra ticaret. Aynen öyle. Hemen biz de buradan ekran başındaki izleyicilerimizi hatırlatalım efendim. Osmanoğlu halı yıkamaya geldikleri zaman güler yüzü, güveni, kaliteyi ve de farklı bir ticaret anlayışını göreceklerdir diyelim. Peki Osman Bey kaç kişilik bir personel kadronuz var? 3 kişilik bir personel kadronumuz var. 2 kişi içeride yıkamada, 1 kişi de serviste. Siz de tabii sahadasınız. Tabii ki. Siz de jokersiniz aslında. Ben her tarafa koşturuyorsunuz. Her tarafa yani yetişebildiğimiz her yere yetişmeye çalışıyoruz. Evet, bölge olarak Konya bölgesiyle mi çeşitli Konya, yerler var mı? Konya, Karatay, Selçuk, Ümmelam 3 bölgeye de servisimiz vardır. Evet. İlçelerde de, köylerde de toplu yıkamalarda birebir bir evlik, iki evlik halı değil de toplu olarak birleşirlerse o şekilde gidiyoruz. Evet ve şunu da söyleyebiliriz. Siz burada gerçekten çok uygun fiyat politikası da uyguluyorsunuz. Aynen yani öyle. Kaliteyi uygun fiyat politikasıyla verdiğinizi söyleyebiliriz. Aynı şekilde. Bizim yıkama şeyimizde tam otomatik makinede yıkıyoruz. Yerde vahşi yıkama dediğimiz halıları yere serip de hiçbir halının suyu birbirine yani sizin evinizin halı başka bir evin halısının suyuyla karışmaz. Hepsi ayrı ayrı tek yıkanır. Ne güzel, dürüstlük aslında ya. Aynen. Bunu söyleyebiliriz. Hedefiniz nerede misiniz? Tabii daha bir sene oldu. İki senedir. Benim hedefim şu, ben çok iş yapayım, çok para kazanayım hesabında değilim. Ben zevk aldığım işe bakıyorum. Ha, şu anda da hedeflediğim yerdeyim yani. Tabii bu hedef dediğimiz olay hiç bitmeyecek aslında. Bitmez. Ya bitmeyecek yani. Ticarette kesinlikle bitmez. Ticaret sizin önünüzü açar. Siz belli bir hedef uygulayamazsınız. Evet, kesinlikle bunu söyle. Hedef bitmesin, biterse biz de biteriz. Aynen. Biz bu yolda başarılar dilerim sizlere. Teşekkür ederim. Çok güzel bir röportajdı. Bu güzel röportajında son sözlerini size bırakacağım. Buradan müşterilerinize, Konya'ya, tüm Türkiye'ye aslında neler aktarmak istersiniz Osman Bey? Son sözler sizlere. Ben bu halı yıkamayla ilgili söylemek istiyorum. Buyurun. Yıkadığımız firmaları iyi araştıralım. Fason, merdiven altı,
kara düzen firmalarda kesinlikle yıkama yapmayalım. Yarın bir gün bir halınıza bir şey geldiği zaman halınızın arkasında kesinlikle durmuyorlar. Kesinlikle bir araştırmadır, şeydir yapmadan halınızı vermeyin hiçbir firmaya. En azından bir baksınlar. Çünkü bu halılara da paralar veriliyor, rakamlar evet. veriliyor. Kar yaparım derken aslında uzun vadede zarar etmiş oluyoruz. Evet, ne yazık ki öyle. Evet, biz o zaman doğru adrese herkesi Osmanoğlu halı ve koltuk yıkamaya da davet edelim buraya. Bekliyorum. Herkese ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim Osman Bey. Teşekkür ederim. Başarılarınız her zaman daim olsun. İnşallah teşekkür başka ederim. Programlarda da görüşürüz. İnşallah. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun.